geldin. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ ol. Yani biz bunun gününü alamıyoruz. Babam ödeme seni. Hocam bu bak dalına bulaşmış bak. Bunda küçük büyük ağaç diye bir şey yok. Küçüklü de oluyor bu, büyüklü de oluyor bu. Bunun arasında böyle şeyler var. Sarı örümcek, kurtlar oluyor mesela bak. Ha, bu deşti şimdi kalanlar bu, oldu be. Bunlar bu çamın kabuğunun içerisinde arasında mesela altında bunlar yumurtluyor. Buna burayı lavra bırakıyor bunlar. Mesela bunda yavru bırakıyor. Ondan sonra bu yavru bırakanlar Haziran, Temmuz aylarında düşüyor bunlar yere. Bu şimdi Basra. İlerlemiş. Çamın şeyine kadar, ürünün olduğu yere kadar ulaşmış. Gücünü alıyor. Ağacın gücüne yani özünü emdiği için, suyunu emdiği için ürününü besleyemiyor. Koşnil denilen bu böcek ağaca yılda bir iki kere, üç kere sirkesini atmasıyla çamın özünü emiyor, bu hale geliyor. Kesip evine odun edip alıp geliyor. Her yerde bu, yani bu yılda belki yüzlerce kurtuyor yani. Farkındaysanız ağaçlar aslında çok bakımlı, imar. En tepesine kadar vardı. Şöyle bakayım. Çamın soruyor, suyunu... Bu çevredeki bütün köylerde var aşağı yukarı. Koşnil denilen bu zararlının çamları kötü yaptığını daha öncelerde birçok yere söyledik, ilgilenen olmadı. İl tarımdan veyahut da ormandan herhangi bir çalışma olmadı. Zararlı bir böcek. Yılda iki sefer, üç sefer gelişimini tamamladığı zaman çamı kurutuyor. Verim düştü. Yani bunun bir önlem alınmasını istiyoruz. Köylü bundan mağdur. Siz bir çalışma yaptınız mı bununla ilgili? Biz bununla çalışma şöyle yapıyoruz. Çamın imarını yapıyoruz, budamasını, bakımını yapıyoruz. Hani ayakta tutabilmek için çamı. Dibinin gübrelemesini yapıyoruz. Bunları yapabiliyoruz sadece. Yani bunu biz önleyemedik. Herhangi bir ilaç uygulaması yapamıyoruz. Çünkü ilaçtan da etkilenen bir şey değil. Normalde her köyde 1500, 1500, 2000 yani şahısların değişik adetlerde çam ağacı var. Bununla mesela 10 ton yapıyorsa direkt bu zararlının olduğu yerlerden 5 tona düştü. Veyahut da 5 ton yapıyorsa 2 tona düştü. Verim düşüyor. Bunun içerisindeki künarın da kalitesi düşüyor. İç vermiyor. Mesela %60, %70 gibi bir azalma var. Bu da vatandaşın burada köyde geçimini sağlayan vatandaşlar göç veriyoruz biz. Kırsal kesim burası. İşlemesi zor bir ürün. Bizim bu çamlarda basra dediğimiz bir böcek var. Çamlarımızın suyunu emiyor ve çamlarımızı kurutuyor. Sayın Tarım ve Orman Bakanımız, devlet büyüklerimizden buna bir çare bulmalarını istiyoruz. Yoksa bu köylü burada duramayacak zaten. Hepsi kuruyor, emiyor. Yani fıstıklarımız tamamen yok olacak böyle olursa. O zaman bu köylü burada durmaz. Ve köylü çok rahatsız bu konudan. Herkes bir çare arıyor. Ve buradan bizim köyün %99'u bundan geçim sağlıyor. Tamamı sayılır. Aşağı %1 işte varsa ancadır. Buna yıllık gelir yani 1 milyonsa düştü şu an 100 bin liraya. Gel şöyle gidelim işte. Kadın hemen alıyor. Yok. Çavdar köyü orası Gafarlar, Çeşme karşısı.